her yıl artan bir ilgi ve merakla beklenen bir dönüm dönemde daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Rejistik ödülleri yarışması ve onun ödülü Atlas aralıksız olarak 9 yıldır sahiplerini buluyor. En başında marifet iltifata tabidir diyerek başlamıştı. Bugüne kadar Türkiye'nin taşımacılık ve rejistik endüstrisine mensup irili ufaklı 525 kadar yarışmacımız oldu. Bugün de çeşitli dallarda toplam 82 aday arasında ödül kazananları az sonra öğreneceğiz. Ekonomik istikrarsızlık zamanlarında faaliyetlerini sürdürmeyi başaran herkes aslında ödülü hak ediyor. Ancak lojistik ödülü atlası almak için aday olmak gerekiyor. Her platformda saygınlığı onay gören bu yarışmada aday olanlar, yarışabilecek başarıları ve özgüvenleri için kazananlar da ödül aldıkları için gururlanabilir, övünebilirler. Bu onların en doğal hakkıdır. Dünya ticaret tarafı üzerindeki Türkiye'nin taşımacılık ve lojistik endüstrisine gidecek daha çok yolu var. Bu yolda çok daha güzel günler göreceğiz. Ben buraya geliyorum. Gazeteci ve yayıncı olarak sektörde bulunduğumuz 34 yılda 12.sini gerçekleştirdiğimiz fuarımızla 9 yıldır süren yarışmamızla olduğu gibi bundan sonra da bu yolda birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Daha nice ödül törenlerinde buluşmak üzere hepinizi kutluyor, geldiğiniz için teşekkür ediyorum saygılarımla. Öne doğru.
sonunda bu senenin en iyi depo yöneticisi dalında en çok oy alan yarışmacımızı açıklıyoruz. Sayın Ali Sever. Hava yolundan yılın lojistik yöneticisi adayı olan ve oylamada en fazla oy alarak bugün de ödülü almaya hak kazanan yarışmacımız Hasan Şafak. Nasıl olursun? Ben gittim. En çok ayı alan ve ödülü takdim edeceğimiz yılın lojistik yöneticisi Sayın Oğuz Tümeş. Başkan danışmanı olarak sektörde kayıplarda olmaya devam eden Fatih Şener, aynı
İşletmecileri dalında ödül kazanan yarışmacımız Mersin Uluslararası Liman İşi. Pardon. Affedersiniz, kamerayı biliyorsunuz. Uluslararası hava taşıma firmaları Forwarder dolu kazanır. Genel şans. Pardon, biraz geleceğim. Hatta gitti. Sırada uluslararası hava taşıma firması, hava yolu taşımacısının kazanımı. Turkish Cargo. Thank you.
Ağır ve havai yüklerin taşınmasına ilişkin yönetmeliği hazırlayarak
biraz ortalar mıyız? Biraz ortaya getirin. Abi pardon. Arkadaşım. Hocam çünkü kafasını yitirip aslında derken ona göstersen olur. Vallahi. Baksana. Bu konuda bir proje gerçekleştiren ve lojistik sektörün kadın istihdamının farkındalığının arttırılması adına önemli bir proje imza atan iki katada jüri de ödülü vermek üzere bir bölge tasarında kendilerini ortaya doğru gelir misiniz? Biraz böyle alalım. Bu nedenle ek yatırımdan biliyoruz. Faaliyetleriyle sektörümüzde iş potansiyeli yaratan iş ticaret şirketlerimize küçük bir teşekkür sunuyoruz. 2 yıl önce başlattığımız bu uygulamayla bu yıl ödüle layık görülen şirketlerimizin koduna davet olacak. Ama öncelikle paketlerini vermek üzere bir başka davet edeceğim. Kendisi 34 yıldır taşımacılık ve lojistik sektöründe gazeteci. 15 yıl önce dünyanın 4 yıllarından lojistik profesyonellerine tam da buraya getirerek Türk lojistikçileri için üst düzeyde global bir platform yaratmayı hayal etti. Hello Transport'a başlattı. Ve yine Türk lojistikçisinin takdire şayan işler yaptığı kanacıyla Atlas Lojistik Ödülleri için 9 yıl önce ilk adım attı. Bir başka deyişle profesyonel hayatının neredeyse tamamını lojistik sektörünün etrafında ördü. Lojistik sektörünün teşekkür niteliğinde olan dış ticaret şirketlerinin paketlerini takip etmek üzere sahneye Sayın İlker Altındağ. Evet, ödüllerini takdim için öncelikle sahneye Go Taşlı'nı davet ediyorum. Umarım yetkilileri yetiştirmişlerdir çünkü biraz kısa var bir duyuru oldu. Merinos Halı, Siemens Sanayi ve Ticaret Donanım Şirketi,
Bir fotoğraf